Global Global Akademi Söyleşilerinin 2024-2025 ilk buluşmasına hoş geldiniz. Tam da Amerikan seçimlerinin sonrasında Ortadoğu'yu konuşacağız. Elbette seçimlerin etkilerini de bu çerçevede değerlendireceğiz değerli konuclarından. Bugün Ortadoğu'da savaş ve gelecek senaryoları üzerine konuşacağız İki çok değerli hocamız bizlerle. E, Gülriz Hocam, Gülriz Şen e, Top e, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden e, hoş geldiniz Gülriz Hocam. Hayırlı, e, be, hoş bulduk. Tuğçe Ersoy, Ceylan hocam İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz, Tuğçe Hoş hocam. Bulduk, hocam. İkisi de kendi alanlarında İsrail ve İran konularında özellikle, ama aynı zamanda Orta Doğu üzerine çok uzman isimler. İkisiyle birlikte bugün canlı bir tartışma yürütmeyi planlıyoruz. İsterseniz önce Tuğçe hocamla başlayalım dün gece e, hocam e, İsrail içinde e, yine ilginç haberlerle uyandık. E, Netanyahu e, savunma bakanının e, uzaklaştırdı aslında kabineden attığı e, bir şekilde e, ve e, İsrail siyaseti e, yine bir sallantının içine girdi. E, bu e, Gazze savaşının başından itibaren e, aslında bu mücadelenin Netanyahu tarafından kişisel nedenlerle ve kendi iktidarını korumak üzerine kurulu olduğu yönünde bir düşünce de vardı. Evet. İsterseniz önce İsrail'in içinde neler oluyor, bir ona bakalım. Evet. Daha sonra da bölgede neler oluyor, o şekilde ilerleyelim. Ne dersiniz hocam? Teşekkür ederim hocam. Herkese tekrar iyi akşamlar. Davet için ayrıca size de teşekkür ederim. Evet, dün akşam beklediğimiz bir şey oldu açıkçası. E, Yoav Galant'la yani Savunma bakınıyla Netanyahu'nun zaten arasının iyi olmadığını biliyorduk aslında. Hatta Lübnan operasyonu başlamadan önce aslında gündemde olan bir şeydi. Galant'ın görevden alınması ya da kovulması e, tabirimizle. E, aslında gündemde olan bir şeydi. Sonra Lübnan saldırısı, Lübnan'a yönelik operasyon başladıktan sonra e, bu askıya alındı. O dönemde işte yorumlar yapıldı. Netanyahu kesin bir hesap yaptı. E, hani şu an e, kamuoyu da e, karşısına almak istemez. Tam nüblam operasyonu başlamışken. O yüzden de beklemedeyiz demiştik. Ben de açıkçası e, dün e, neler olup bittiğine bakarken bugünkü toplantımız için bunu özellikle not etmiştim. Yani yakın bir gelecekte Golant'ın görevden alınması söz konusu olabilir diye. E, sizin gibi ben de akşam e, e, bu son dakika haberiyle karşılaştım. Şimdi aslında buradaki mevzu biraz koalisyon ve müesses nizam gerginliği. Yani şu an İsrail'deki iktidardaki koalisyon İsrail'in tarihinde görülmemiş benzerlikte bir aşırı milliyetçi, dindar bir koalisyon. Yani toplumun oransal olarak yüzde ellisi tarafından aslında onaylanmayan, çözülmesi beklenen, gitmesi beklenen bir koalisyon. Dolayısıyla bu sıkıntılar her zaman vardı. Golant'ın görevden alınması ile ilgili Bolat açıklama yaptı zaten. Ülkemi savunmaya devam edeceğim gibi. Ama görevden alınması noktasında önemli bir konu var. O da gene İsrail içinde aslında ki bir mesele. O da Haredim'in yani İsrail'deki dindar ultra ortodoksların daha doğrusu e, askerlikten muaf olması durumu. Bu durum aslında 1948'de İsrail kurulurken yapılan bir anlaşmayla beraber sağlanmış bir şey. Yani o zamandan bir süre gelen bir şey. Ama tabii ki şu an e, nüfusları çok fazla olduğu için e, bu grupların e, devletin bütçesinde büyük büyük ayrıca Haredi olmayan yani ultra ortodoks dindar olmayan kesimler biz askerlik diyoruz onlar neden gitmiyorlar diye bir e, haklı e, çıkışta bulunuyorlar. Dolayısıyla bu büyük bir gerginlik. Zaman içerisinde İsrail'de e, e, Anayasa Mahkemesi bizi yani Türkçe tabiriyle Anayasa Mahkemesi anlamına gelen İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından belirli kararlar alınmıştı. Bunun demokrasiye ve eşitliğe aykırı olduğundan mütevellit de askere alınması için bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti. Bunlar olmadı. Son gelinen noktada bu koalisyon zaten o yüzden kabul edilmemesinin benimsenmemesinin sebeplerinden biri Anayasa Mahkemesi'nin Yüksek Mahkemesi'nin verdiği bir kararı. E, tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Galant da bu noktada e, tam tersi bir tavır e, takılmaktaydı. Yani Hareddin'in askere alınmasıyla ilgili ge gerekli kanunun e, yapılması e, tarafındaydı. En büyük aslında problem ikisinin arasındaki e, buydu. İkinci problem de e, Netanyahu asker üzerinde, ordu üzerinde çok daha fazla bir kontrol e, kurmak e, istiyor. Ee, o yüzden de ben de İsrail katsı aslında getireceğini tahmin ediyordum. Ee, ya Gideon ya İsrail katsı olur diyordum. E ee, İsrail katsı getirmiş ee, oldu. Yani bu e, evet içerideki e, bu dediğim gibi kurulu düzen, müesses nizam ve koalisyon arasındaki gerginlikten kaynaklanıyor. Ee, Finans Bakanı Bezelal Samot Smotrich de aynı şekilde ordu üzerinde bir kontrol kurma e, isteği içerisinde. Da e, ordunun e, planlarını onaylamama eğilimi gösterdiğini de söyleyebiliriz. Yani daha saldırgan planlar istiyor Gazze'ye yönelik, Lübnan'a yönelik. Ee, özellikle de e, yedek askerlerle, ideolojik olarak yakın olduğu yedek askerlerle sıkı ilişkiler kurarak ordu içerisinde bir e, kontrol de yaratmak istiyor. Dolayısıyla bu daha sonra geleceğiz ama bunu söyleyelim bitireyim. Gazze'deki e, İsrail'in iş, işgal rejimini resmileştirmek istiyorlar aslında. Yani orada Batı Şeria'daki gibi bir düzen kurmak istiyorlar. Peki şimdi katılımcılarımıza bir dönerek eğer soruları varsa çete yazabileceklerini söylemek isterim. Tuğçe Hocam peki yani bunun üzerine devam etmek istersek yeni hükümetin ya da yeni gelecek savunma bakanı ile birlikte İsrail'in bölgedeki politikası saldırganlığı Aha bir sonraki hedefleri ve kendini bölgede gördüğü durumla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi bu arada şunu da söyleyelim devamen de olsun. Galantla durmayacağına dair beklentiler var. Yani bu bir temizlik tabiri caizse sürecine girdiği Netanyahu'nun konuşuluyor. Bunu tabii şeyler manidar buldu. Bir takım analistler seçim gecesi, Amerika'da seçim gecesi varken bunu yapıyor olmanın. Onun sebebi de şu, Biden hükümetiyle Netanyahu koalisyonu arasındaki bağlantıyı galant kuruyordu. Özellikle bu operasyonlar noktasında. Hani o yüzden onların dikkati dağınıkken böyle bir temizliğe başladı gibi yorumlar yapıldı. Bu bir başlangıç dememin sebebi Şimbet'in yani İsrail İç Güvenlik Servisinin şefini Ronen Bar, onu da görevden alacağı. Daha sonra İsrail ordusunun genelkurmay başkanı Herz Halevi de görevden almak istediği, başsavcı e, Galiba Harav'ı görevden almak istediğine dair e, beklentiler var. Bunların hepsi aslında e, bekçi diye tabir edebileceğimiz belki hani bu e, Dindar Milliyetçi Koalisyon karşısında diğer e, kanadı temsil eden e, kişiler ve Netanyahu'nun tabii ki iktidarının altını oyan Kişiler, o yüzden de böyle bir temizlik var. Yeni bakanla beraber Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamada bugün işte biz aynı şekilde koordineli bir şekilde yeni bakanla da çalışmaya devam edeceğiz gibi bir açıklama yaptı. Oradan aksi bir açıklama gelmedi. Ama İsrail'in aslında 7 Ekim sonrası hepimizin izlediği ve ilgilenenlerin gördüğü üzere bölgede ki güçlü varlığını yeniden kurmak istiyor. Aslında o caydırıcı e, İsrail yani askeri açıdan caydırıcı İsrail, e, askeri anlamda üstünlüğünü e, sağlayan bir İsrail imajı 7 Ekim'de biraz yara almıştı. Özellikle bu Hamas'ın öngörülemeyen saldırıları, istihbarat başarısızlığı noktasında. O yüzden e, bir, bir noktada İsrail'in şu an onu kurmaya, e, yeniden kurmaya e, çalıştığını söylememiz gerekiyor. Yani Hizbullah saldırı, Lübnan'a yönelik saldırıyı da e, bu yönde gene okuyabiliriz. Ama İran'a yönelik saldırıyı Gülruz hocam daha iyi açıklayacak ama biraz daha belki e, zaten Netanyahu'nun aslında gündeminde olan bir şeyi sırası gelmişken, fırsat bulmuşken e, yerine getirmesi yani e, gündeme alması gibi de okuyabiliriz. Ama burada tabii e, yani başta Hamas olmak üzere daha sonra e, ikinci olarak Hezbollah olmak üzere aslında e, İsrail'in İran'ın e, bölgedeki vekillerini güçlendirme stratejisini Ortadan kaldırmaya çalıştığını belki söyleyebiliriz. Bu Lübnan'daki halihazırda hazırda süren saldırı ve Filistin'e yönelik yeni şeylerle beraber politikalarla beraber. Yani dolayısıyla İsrail aslında bir noktada bu İran'ın işte Orta Doğu'da İsrail'i ateş altına alacak bir yeni normal yaratmasını istemiyor. Yani bugün izlediği e, bölgesel e, siyaseti, askeri anlamda da bu yönde söyleyebiliriz. Yani çok cepheli bir savaşın devamını e, engellemek istiyor. İşte bu açıdan da e, Lübnan operasyonunu aslında e, başlatmıştı e, 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 İsrail. Şimdi tabii e, Lübnan'da e, taktik amaçlara bir noktada ulaştığını söyleyebiliriz siz bu yönelik olarak yani. Ee, işte operasyonu, Oper Operation Northern Arrows, bu opera operasyonla beraber işte hepimizin e, şahit olduğu telsiz patlamaları, Hizbullah liderinin öldürülmesi, işte Lübnan saldırıları, Lübnan'ın içine girmekle beraber işte Hizbullah'ın e, sahip olduğu roket ve füze arsenelinin işte üçte ikisini e, ortadan kaldırdığını e, söyledi. Yani haberlerde gördük İsrail'in ki en büyük tehdidi buradan algılıyordu. Dolayısıyla bu biraz önce açıkladığım stratejiler bağlamında, İsrail tarafından baktığımızda bu operasyon yani Hizbullah'ın gücünü azaltmaya yönelik operasyon onun bölgesel olarak varlığını koruması noktasında e, bir anlam ifade e, ediyor. Yani e, dolayısıyla taktik anlamda e, bir şeyleri başardığını ve e, İsrail'e Hizbullah'ın stratejik bir tehdit olması noktasında belirli bir aşama kat ettiğini belki ortadan kaldırmamış olabilir bilemiyorum ama söyleyebiliriz. Ama bir taraftan da hani bir... E, Karşı soru olarak da şunu söyleyebiliriz. Direniş ekseninin başat unsuru Hizbullah. Ve e, artık bildiğimiz Hizbullah var mı? Eğer İsrail bu operasyonlarla taktik amaçlarını yerine getirdiyse evet. onu da herhalde konuşmak gerekiyor. Evet, çok teşekkürler Tuğçe Hocam. Şimdi hemen Gülis Hocam'a e, döneyim. E, yani Gülis Hocam sanki e, İsrail, e, İran'ın bütün bölgedeki varlığını e, tek tek yok etmenin peşinde. E, ve e, bu konuda da e, kendisine hiç e, bir sınır tanımıyor. E, Şam'daki bütün e, İran merkezlerini vurdu. Hizbullah'ı zaten neredeyse yerle bir etti. E, liderlerini öldürerek yani büyük bir boşluk yarattı burada. Ve e, bölge içinde de sürekli bir e, İran'ın e, yeterince cevap veremediği, bütün direniş cephesinin e, aslında içinin e, boşaltıldığı e, ve İran'ın e, büyük bir bölgesel güç olarak biz konuşuyorken e, özellikle uzantıları e, üzerinden çok da fazla beklentiyi karşılayacak bir gücü olmadığı gibi bir söylenti var ve bu çok konuşuluyor. İran'ın gücünü ve durumunu şu an nasıl görüyorsunuz? Bütün İsrail çatışmaları sırasında ve sonrasında. Çok teşekkürler Özlem hocam. Herkese iyi akşamlar. Ben de davet için ve bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi hem İran'ın hem de direniş cephesinin e, hani çöküşte olduğu tezi e, son dönemki gelişmelerle ağırlık kazanıyor, e, zayıfladı, oldukça zayıfladı ama henüz çöktüğünü düşünmüyorum ben, e, çünkü bu e, böyle yakın vadede ayrı değerlendirilecek, orta ve uzun vadede biraz daha farklı değerlendirilecek bir mesele gibi geliyor bana. Direniş ekseni neden ortaya çıktı diye önce bir bak, bakarsak eğer yani 2000'lerin başındaki konjonktürü düşünmek gerekiyor ve aslında bakarsanız direniş ekseni İran'ın kendisini Amerika ve İsrail'in olası saldırılarına karşı korumak üzere örgütlediği bir network bir ağ e, bu e, network'ün içinde Suriye, e, Hizbullah e, ve Filistin siyasetinden de Hamas ve İslami Cihad vardı. E, Arap isyanları döneminde Irak'taki Haçlı Şabi milislerinden ve yine Yemen'deki husilerden katılımla birlikte bu daha geniş bir network'e e, evrilmiş oldu. E, stratejik bir ortaklık var elbette. E, İran kendi savunmasını düşünürken bunu işte ileri savunma ya da ileri caydırıcılık olarak kodlarken e, buradaki diğer aktörlerde, devlet dışı aktörlerde kendi güvenlikleri ve o toplumlarda, siyasalarda tutunabilmek için aradıkları dış desteği İran üzerinden alıyorlar. Böyle bir aslında iki taraflı ilişkiden bahsediyoruz. E, bu her ne kadar İran'ın hem ulusal hem rejim güvenliğini sağlamak için 2000'lerin başında örgütlediği bir network olsa da ilginç bir şekilde bu network'ün ilk testi Suriye iç savaşı oldu. Ve bu Suriye iç Savaşı'nda e, Hizbullah oldukça e, güç kazandı yani saha tecrübesi kazandı e, Suriye e, Ali Ekber velayetinin deyimiyle İran e, dini liderinin e, dış politika danışmanı Ali Ekber velayetinin deyimiyle bu direniş ekseninin altın halkasıydı. Ve Suriye'nin bu eksenden kopmaması için diğer üyeler seferber oldu ve Hizbullah burada e, önemli bir saha tecrübesi kazandı e, ancak bir yandan da kendini fazlasıyla teşhir etti bu hani Lübnan'daki e, işte telsizlere saldırı istihbarat sızmaları vesaire e, burayla alakalandırılabilir. 7 Ekim çok tabii öngörülemezdi Hamas burada hani İsrail'in istihbarat olarak hani çok hazırlıksız yakalandığı ve hani büyük bir hani facia olarak nitelendirdiği bir eylem yaptı ve İran bu eylemde dahilini hep reddetti ancak tabi Hamas'ı bugünlere hazırlayan da İran'ın Hamas'a sunduğu askeri destekle özellikle Yahya Sinvar'la birlikte Hamas İran ilişkilerinin derinleştiğini görüyoruz. 7 Ekim sonrası çok kritik. Yani sizin sorduğunuz soruyu anlamak için. Çünkü 7 Ekim sonrası İran'ın İsrail'e söylediği şey e, Gazze'ye kara harekatı başlarsa savaşın cepheleri genişler. Ve bu caydıramadı İsrail'e İsrail, e. İsrail Gazze'ye kara harekatını başlattı ve orada yani bombası serade sadece iki gün kısa bir ateşkes dışında her gün e, yoğun saldırılarla devam etti. Ee, ve tabi cephe genişledi yani İsrail Hizbullah arasındaki çatışmalarla cephe genişledi Husilerin e, saldırıları oldu e, bu bağlamda İran hep savaştan kaçındı yani İsrail'de doğrudan bir savaştan kaçındı mümkün mertebe aralarındaki mücadelenin gölgede kalması ya da dolaylı bir şekilde e, gitmesini arzuluyordu ama hani e, Tuğçe hocamın da söylediği gibi yani İsrail saldırılarını direniş ekseninin liderlerini ve İran'ın bizatihi sahadaki devrim muhafızları e, Kudüs gücü komutanlarını da hedef alacak ya da İran konsolosluk binasını da hedef alacak şekilde ilerletti ve bu İran'ı biraz hani İsrail'le savaşmaya çekmek demekti İran burada ilk başta stratejik sabır doktrinini uyguladı yani İsrail'e hemen karşılık vermek istemedi ama 1 Nisan'daki saldırı kritikti çünkü yani büyükelçilik kompleksine yapıldığı için İran bunu kendi sınırlarına yapılmış bir saldırı olarak hani çerçevelendirdi ve İsrail'i şu an durdurma olmazsa İsrail'in daha da ileri gideceğini hesapladı. İşte daha sonra bizim karşımıza 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'da ilk kez gördüğümüz İran ve İsrail arasında artık doğrudan bir çatışma silsilesi başladı. Ee, 1 Nisan'daki saldırının cevabı 13 Nisan'da gerçek vaat operasyonuyla geldi. Ee, nasıl hani İsrail yeni normali yani İran'ın domine ettiği yeni normali reddediyorsa İran da bu saldırıyla yeni bir denklem yaratmak istedi. Yani İsrail'i bir sonraki saldırıdan caydırmak istedi ve çok geniş bir tanım yaptı. Yani İran'ın müttefiklerine, İran'ın askerlerine, İran askerlerinin silah depolarına herhangi bir saldırıyı kesinlikle misillemesiz bırakmayacaklarını söyledi ve şöyle de bir durum gerçekleşti. Biraz da hani e, neler olduğuna hala inanamıyoruz ya bir sürü şey oldu ve bu da oldu mu gerçekten diye soruyoruz. Hani biraz geriye gittiğimizde Özellikle işte önce Fuat Şükür üzerinde işte 24 saat geçmeden Tahran'ın misafiriyken İsmail Haniye'nin işte İran'da suikaste uğraması bu süreç çok kritikti. Yani bu Temmuz sonu gerçekleşti ve biz İran'ın bir sonraki saldırısını 1, e 1 Ekim'de gördük. Aslında o aradaki sürede İran birazcık hani ateşkes umuduyla İsrail'e misillemeden kaçındı ama yani... Hizbullah liderinin öldürülmesi e, ve Hizbullah'ın aldığı ağır darbelerden sonra da İran yine kendisini e, hani hamle yapmak durumunda hissetti. E, yani İran bölgede e, savaşın bir yani bil fiil savaşın bir parçası olmak istemiyor. Müttefiklerinin İsrail tarafından e, hani yok edilmesini istemiyor. O nedenle mümkün mertebe bölge genelinde devletler arası görüşmelerle bir diplomatik hani bir manevra yapmaya çalışıyor. Ee, günün sonunda e, direniş ekseni e, evet çökmedi ama ciddi anlamda zayıfladı. Yani aurasından bence bir şeyler yitirdi. O hani caydırmazlığı yani caydırıcılığı e, artık sağlayamamaya başladı. Ve bu da İran'a artık... Yani e, bir yandan işte balistik füzeleriyle bir yandan da bölge geneline yaydığı ağlarla güvenliğini sağlamaya sevk ederken artık yeni stratejilerle yönelmesine neden oldu. Ve bence hani belki senaryolar kısmında da daha çok konuşuruz ama burada da altını çizmekte fayda var. Artık İran nükleer doktrinini revize etmekten bahseder oldu ve bu tam da 7 Ekim sonrasındaki konjonktür ve İran'ın artık varoluşsal bir tehdit algılamasından kaynaklanıyor. Bunu diplomatik maksatlarla kullanabilir. Mesela NPT'den çekilebilir, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından nükleer silahlanmaya giden siyasi kararı verebilir. Ya da bütün bu süreci bir koz olarak kullanabilir ama artık somut bir şekilde İran'ın ...yani nükleer bir threshold devlet olarak... E, ...acaba silahlansak mı... ...ya da MPT'den çekilsek miyi... ...tartıştığı, açıktan tartıştığı... ...balistik füze limitini... ...artık hani biz Avrupa'yı düşünerek... ...biraz kısıtlı tutmuştuk ama... ...bu limiti de arttırabiliriz dediği... ...yani e, caydırıcılığını... ...biraz daha hani self-help üzerinden... ...yani kendisi üzerinden sağlamaya... ...çalıştığı bir dönemi görüyoruz ama... ...Hizbullah bitti mi? Hayır... ...halen daha e, sürüyor... E, ...yani ne kadar... Kay var hani şey cephane anlamında bilmiyoruz direniş ruhu İsrail'in politikaları sürdükçe sürecek yani o nedenle tam manasıyla kaybolmuş bir eksenden bahsedemeyiz Halen daha geçerliliği olan ve İran'ın yaşatmaya çalışacağı bir networkten bahsedebiliriz ama zayıfladığını e ve eski caydırıcılığını e yitirdiğini <laughs> görüyoruz bölge siyasetinde her iki tarafında bölgeye dair okumalarının aslında birbirini sınırlandırmaya çalıştığını ve bu okumaların birbirinden ne kadar farklı olduğunu ve hangisinin aslında galip geleceğinin iki ülkenin de İsrail'in de İran'ın da bölgedeki gücünü nasıl arttıracağını ve bu gücü arttırmanın bir yöntemi olarak gördüğünü ortaya koydu. Çok teşekkür ediyorum ben e, konuşmacılarıma bu sorular için ve bölgesel dinamikler için. Ama isterseniz bir de şimdi geri bir Gazze'ye dönelim. E, çünkü çok konuşuyoruz, evet Hizbullah'tan, İran'dan ama e, Tuğçe Hocam'a e, döneyim ben. E, yani İsrail'in e, Gazze ile ilgili ve Batı Şeria ile ilgili, yani Filistin otoritesiyle, devletiyle, topraklarıyla ilgili de 7 Ekim'den beri e, değişen, yeniden oluşan, e, güçlenen e, tahayyülleri var. Hı -hı. Ve işgal sanki e, yeni bir anlam kazanıyor o Gazze'de ve Batı Şeria'da da. E, Filistinlilerin e, kaderini e, direkt olarak ilgilendirecek e, ve Batı Şeria'dakilerin de e, kaderini e, yakından e, ilgilendiren e, yeni bazı adımlar atıyor İsrail. Bu konuda neler demek istersiniz ve yani bir ateşkes e, görünüyor mu tünelin ucunda? E, ve belki daha önemlisi yani bizim iki devletli çözümün nereye gitti İsrail açısından? Bunu bir ele alalım istersen. Evet, Gazze'den başlayacak olursak şu an için umutsuz bir durum olduğunu söylemek gerekiyor Filistinliler açısından. Özellikle 7 Ekim'indeki Hamas'ın operasyonlarının hemen ardından İsrail'in başlattığı Gazze'ye -Gazze yönelik orantısız saldırılar kuzeyden ordunun içeriye girmesiyle beraber bir kutlama şekline dönüştü İsrail'de. Tabii bu kutlamaları yapanlar yerleşimci, milliyetçi dindar diye tanımladığımız topluluktu ve tabii ki koalisyonun bu şekilde tanımlayabileceğimiz üyeleriydi. Ee, burası şimdi Gazze, 1967 e, yılındaki e, Haziran 67 savaşında ya da 6 gün savaşında aslında işgal edilmiş bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla 67'den sonraki süreçte İsrail'in yerleşim e, stratejisi ve yerleşim e, süreci sadece bugün gibi Batı Şeria'da değil Gazze'de de başlamıştı ve bu süreç içerisinde özellikle Kuzey Gazze'de bir yerleşim birimi oluşturulmuştu ve yıllar içerisinde onlar büyümüşlerdi ve hatırlayacağımız üzere 2005 yılında bu yerleşimleri teşvik eden bizzat Ariel Sharon'un inisiyatifiyle tek taraflı bir geri çekilme gerçekleşmişti ve bu bahsettiğim kesimlerin kolektif hafızasında buradan geri çekilme hala çok yeni. 7 Ekim sonrası süreçte de İsrail ordusu buraya girdikten sonra Yaptıkları kutlamanın sebebi bu. Yani buraya geri dönebilecekleri ve burada yeniden yerleşebilecekleri e, niyetini e, beslemeye çalıştılar. Şimdi biz Netanyahu'dan şimdiye kadar böyle bir şey tabii ki duymadık. Yani e, böyle bir açıklamayı zaten yapmaz. Pragmatik e, baktığında bunun zaten onun e, yararına olmayacağını bilir. Ama bununla beraber koalisyon üyelerinin e, burada yerleşmeyi yani Gazze'de kuzeyde yeniden yerleşmeyi talep ettiklerini biliyoruz. Bizim bildiğimiz bir şey daha var, Netanyahu'nun iktidarının bu koalisyona bağlı olduğu. E, dolayısıyla e, koalisyon üyeleri de özellikle zaman zaman e, Gazze'deki e, çatışmaların e, biraz sönümlenmeye başlaması ya da ateşkese doğru gidilmesi noktasında hemen e, el yükselterek eğer Netanyahu böyle bir şey yaparsa biz koalisyondan çekiliriz diye tehdit ediyorlar. Yani dolayısıyla biz aslında hani. Amerika'daki başkan kim olacak Netanyahu ona göre mi tavır alır diye düşünürken aslında Netanyahu'nun tavrının iktidarda kalmak için içerideki koalisyonu memnun etmek adına ne yapıp ne yapamayacağıyla şekilleneceğini aslında belki söyleyebiliriz. Gazze'deki durum bu şu an Gazze'de tabii bu haberleri göremiyoruz yani İsrail'deki bazı kaynakları takip edersek bulabiliyoruz yani. E, ...uluslararası medyada pek göremiyoruz. Şu an e, Gazze'de ordu bir altyapı çalışması yürütüyor. Zaten e, e, yakıp yıkılmış evlerin yıkıldığı bir e, tablo var, manzara var ama karşımızda ama... E, ...şu an yol yapmaya çalıştıkları ve altyapı kurmaya çalıştıkları ile ilgili haberler geliyor. E, bu, bu burada acaba bir yerleşim mi e, başlayacak e, e, sorusunu bize sorduruyor ve... Aslında bu o biraz daha eskiye giden bir şey. Generallerin planı gibi bir plan ortaya atılmıştı gene savaş sürerken ve ona göre işte buradaki stratejinin İsrail ordusunun stratejisinin burada yaşayanları tahliye etmek, e, burayı kapalı bir askeri alan ilan etmek ve burada kalan herkesi terörist ilan edip gerekirse işte öldürebileceğini ilan etmek. Yani aslında Batı Şeria'da izlediği strateji buydu. Şu an Gazze'de kuzeyinde e, bunu e, izlediğini görebiliriz. Dolayısıyla de facto bir e, Burada da Batı Şeria'da olduğu gibi bir ilhak, ondan sonra burada bir yerleşim söz konusu mu? Yani olabileceğini düşünüyorum. Gazze'nin Gazze kuzeyinde özellikle. Yani şu an için Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliye'ye giriş çıkış yok mesela İsrail. Hatta bir Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal içinde işgal içinde işgal gibi bir tabir kullanmıştı orada olanlarla olarak. Olanlar hakkında Batı Şeria'ya gelecek olursak burası aslında... Ben çeşitli vesilelerle çıktığım, katıldığım bütün programlarda bunu söylüyordum. 7 Ekim'den beri Batı Şeria'ya da bakmamız gerekiyor diye. Tabii ki 43 binin üzerinde insan katledildi Gazze'de. Dolayısıyla gözümüzün, kulağımızın orada olması olan ama Gazze'de bunlar olurken Batı Şeria'da bir takım kararlar alındı, bir takım faaliyetlere geçirdi. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi hocam, 7 Ekim sonrası aslında İsrail Batı Şeria ve Gazze'yi şekillendiriyor ama İsrail de bunlarla beraber şekilleniyor yani yeniden şekilleniyor. Ee, burada İsrail hükümetinin şu an Filistin yönetiminin e, ve toplumunu silmeye yönelik politikalar izlediğini söylememiz gerekiyor Batı Şeria üzerinde. Bunu dediğim gibi 7 Ekim, 8 Ekim'den beri yapıyorlar yani 8 Ekim 2023'ten beri yapıyorlar. Bu ama İsrail'in güvenliğiyle alakalı değil yani şimdiye kadar özellikle daha merkez ve sola eğilimli hükümetlerin Batı Şeria'ya yönelik politikalarını hep İsrail'in güvenliği bağlamında yürüttüklerini görüyorduk. Ama şu an açıktan zaten mesyanik, büyük İsrail vizyonu çerçevesinde yani bu vizyonu ilerletmek için işte Batı Şeria'yı aslında kontrol altına yani İsrail'e bağlayabilmek için bir politika yürütüldüğünü söyleyebiliriz. 7 Ekim sonrasında üç başlık ön plana çıkıyor Batı Şeria'da. Bir tanesi İsrail'in kontr kontr terör operasyonlarının artmış ol arttığını görüyoruz. E tabii ki yani Hamas Gazze'de Hamas'la savaşıyorlar Batı Şeria'da da savaşıyoruz ya da İslami Cihat'la Batı Şeria'da da savaşıyoruz dediler. E, burada bir rakam tabii e, İsrail e, e, güvenlik enstitüsünün verdiği bir rakam bu. 5000 terör saldırısının olduğunu söylüyor mesela kaynaklar. Yani dolayısıyla İsrail aslında ben burada bir opera operasyon başlattı. Operation Summer Camps'de operasyonun operasyonladı. 2002'deki o Jenin'deki operasyon e, kadar büyük bir operasyondan bahsediyoruz. E, 700'den fazla kişinin burada öldüğünü, 5000 küsur Filistinli'nin de e, tutuklandığını söyleyebiliriz e, bu operasyon sırasında. Dolayısıyla burada cihat ve terör gruplarına yönelik dediğimiz operasyon aslında burada yaşayanları da bir şekilde doğrudan etkileyen operasyonlar, askeri operasyonlar. İkinci bas, başlık Batı şeria e söz konusu olduğunda yerleşimci şiddeti. Yerleşimci şiddeti zaten hep vardı. Evet biliyoruz bunu ama Oslo sürecinde dahi vardı ama 7 Ekim sonrasında toplamda 1400 saldırı olmuş. Bu saldırılarda ölen Filistin sayısı az 12. Yani az da bunu söylemeye de utanıyorum ama maalesef rakamlar çok astronomik. Bu saldırılar bir intikam saldırıları, price tag saldırıları diyor yerleşimciler buna. Yani Hamas'ın Gazze'de 7 Ekim'deki saldırısına intikam karşılık olarak biz de bu saldırıları yapıyoruz diyorlar. Ama buradaki asıl amaç aslında Filistinlileri buradan sürmek. Şimdiye kadar da 1600 Filistinli yerinden edildi. 38 tane kasaba burada yok edildi. Yani insanda arındırıldı ve İsrail ordusu burada etkisiz yani bilerek etkisiz bunu görmezden geliyor. Hatta biraz önce bahsetmiştim, Şimbet'in şefini Ronembarı e, e, Netanyahu görevden almak istiyor olabilir diye. Çünkü bu süreç içerisinde Ronembar e, Netanyahu'ya bir mektup yazdı ve mektupta dedi ki yerleşimci şiddeti e, çok arttı, e, biz burada kontrolü kaybediyoruz, bununla ilgili bir şey yapılması lazım. Netanyahu tabii buna cevap vermemişti ama farklı noktalarda olduğunu göstermesi açısından önemli. Üçüncü başlıkta yerleşim inşaatı inşası. E, 7 Ekim'den e, e, biri. 43 tane illegal post ya da ileri karakol diye Türkçe söyleyebileceğimiz e, e, yerleşim yeri e, yapıldı. Bunlar genelde e, işgal altındaki bölgelerde, tepelerde bir karavan e, koymak suretiyle yerleşimciler aslında yerleşiyorlar. Sonra hayvanlarını getiriyorlar, buraları otlatıyoruz diyorlar ve Filistinlere saldırıya başlıyorlar. Bunların 8 tanesi meclise aklandı şimdiye kadar. Yani legal hale getire, getirildi. E, buralar Smotrich'in kontrolünde bu arada. İşgal altındaki topraklardan sorumlu bir birim var. O birimin başında Smotrich bulunuyor. Özellikle Smotrich 8 bin yeni yerleşim inşaatı kararı aldı. Gene bu süreçte e, ve e, Oslo'dan beri rakam hatırlayamayacağım şimdi ama e, aklımda kaldığıyla Oslo'dan beri en fazla toprağı işgal altındaki top, e, batı Şeria'da devlet toprağı olarak ilan ettiler. Yani bunlar hep ee, İsrail Gazze'de e, Filistinleri katlederken e, gerçekleşti. O yüzden buraya bakmamız gerekiyor diyorum. Dolayısıyla ortada bir tedrici ilhak var aslında e, görünür halde. Belki de dört nala ilhak demek gerekiyor. Tedrici e, az kalacak. Filistin yönetimine gelecek olursak son olarak da e, burada Filistin yönetimine bir yaptırım politikası e, uyguladı Smotrich, özellikle bu vergi gelirlerini Filistin yönetimine vermeme. E, e, politikası uyguladı. Amaç aslında burada Filistin yönetimini yok etmek. Yani böyle bir antiteyi e, ortadan kaldırmak. Golan buna karşıydı mesela. Yani bu siyasete de karşıydı. Yani dolayısıyla farklı sesleri susturuyorlar. Ve 100 bin kişinin çalışma izni iptal etti. Yani Batı şeriadan İsrail'e geçip çalışan 100 bin Filistinli. Ve dolayısıyla 7 Ekim sonrası süreçte işsizlik de %13'den %30'a yükseldi. Bu da burada biz sizi yaşatmak istemiyoruz e, mesajı veriyor aslında. Yani dolayısıyla e, e, yani e, orayı da konuşuruz ama Amerika'da kimin e, geldiğinden bağımsız olarak içerideki koalisyonun e, istekleri doğrultusunda hareket eden bir hükümet ve Netanyahu var. Ve onlar olabildiğince hızlı bir şekilde oldu bittiler, oluşturmaya çalışıyorlar hem Gazze hem Batı Şeria'da. Çok teşekkürler detaylı bilgiler için Tuğçe Hocam. E, peki Gülüs Hocam, ya size döneyim e, müsaade ederseniz. E, yani bütün bu e, olaylar devam ediyor. Aslında vahşet hem görünür şekilde hem daha az görülür şekilde, daha yapısal bir şekilde bazen işgal altındaki topraklarda devam ediyor. İran'da bunu direniş gösteren aslında tarafın lideri. Ama bir ateşkesten de bahsediyoruz bir taraftan. Çünkü bu sonsuza kadar yani böyle gitmeyecek tabii. Gerçi her seferinde bu ateşkes görüşmeleri şimdiye kadar bir yere varmadı. Her seferinde iki tarafta birbirini farklı şartlar getirmekle suçlayarak ateşkesten çıktılar. Ama yani bir ateşkesten de bahsediliyor burada ve zayıflamış bir İran da var diğer taraftan aktörlerin gözlerinde en azından. Bu süreçte yani İran'ın rolünü nasıl görüyorsunuz? Özellikle bir ateşkes anlaşması imzalanırsa yani İran neye direnmeye devam edecek? Bu direniş cephesi, bu direniş kültürü, diskuru yani nereye kadar sizce devam ettirilebilir bu bu süreçte zayıflayan, Hezbollah zayıflayan ve belki de barış anlaşmasına zorlanmak üzere olan bir Hamas'la düşünürsek eğer yani e, İran neye direnebilir? E, bölgede nasıl bir şey e, yapabilir sizce? Hı hı. İran da ateşkes istiyor. Çünkü <laughs> e, yani öncelikle e, Hamas ve Hizbullah üzerindeki baskının azalmasını istiyor. Devam eden bir savaşın İran'ı İsrail'le ve ABD ile doğrudan bir çatışmaya sürükleyeceğini hesap ediyor. O nedenle ilk günden beri İran'da hep ateşkes çağrısı yapan bir aktör. E, hatta işte e, helikopter kazasında e, hayatını e, kaybeden e, eski Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan Tam da bu sürecin e, başlamasının ardından İran'ın bütün partnerleriyle, müttefikleriyle bölgede görüştü. Keza Arap ülkeleriyle, Türkiye ile e, yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. E, bu bağlamda işte Katar ve Mısır ön plana çıktı. İran e, ateşkesi e, ilk etapta e, hem e, bu e, hani akan kanın durması, hem Hamas ve Hizbullah'ın kendini toplaması, hem de savaşın İran'a sirayet etmeden kontrol altına alınması için istiyordu. Hatta e, tabii burada İran içindeki biraz e, iç dengelere de bakmak lazım. E, Nisan ayı e, çok hareketli bir e, dönem oldu İran için. E, evet hani 1 Nisan'da İsrail saldırısı, 13 Nisan'da e, İran'ın misillemesi. Ama bir yandan da İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti ve İran. Bir anda iki ay içinde yeni bir e, cumhurbaşkanlığı seçimine gitti ve bu seçimlerde de biraz hani devletin toplumla hasar gören ilişkilerine bir hasar kontrolü de yapmak maksadıyla e, dini lider Hamane ile e, uyumlu çalışabilecek ama reformcu seçmenden de oy e, alabilecek bir aday belirdi. E, ve Mesut Pezeşkiyan İran'ın yeni cumhurbaşkanı oldu reformcu bir e, lider ve esas gayesi de nükleer anlaşmaya geri dönerek İran üzerindeki yaptırımların hafifletilmesi toplumun biraz nefes alması yani o baskı ve hani gerilimli ortamı İran'ın geride bırakması her ne kadar bölgesel konjonktür ona çok müsaade etmese de hani İran'da yeni hükümetin yapmaya çalıştığı şey buydu. Haniye e, tam da işte e, yemin töreninin ardından e, pardon e, pezeşkian e, Haniyenin suikasti e, hani sorunuyla karşı karşıya kaldı. E, az önce hani ilk e, hani roundda da söylemiştim. İran bunu hani Temmuz sonunda yaşıyor ama 1 Ekim'e kadar herhangi bir misilleme yapmadı. İşte tam da burada o ateşkes beklentisinin önemi var. Çünkü İran bir yandan ABD'den gelen ateşkesle ilgili olumlu sinyallere inanmayı tercih etti. Yani İsrail'le herhangi bir misillemeyle nereye gideceği hani belli olmayan bir çatışmanın eşiğine gelmektense Gazze'de bir ateşkes olursa Hizbullah'ın üzerindeki baskı da azalır. Böylelikle hani İran'da İsrail'le doğrudan karşılaşmaktan belki hani aslında hani bunu engelleyebilir diye düşünüyordu. Ancak tabii Hizbullah'ın yaşadıkları İran'ı tepki vermeye zorladı. Yani Nasrallah'ın öldürülmesi. Nasrallah'la birlikte İran'ın Lübnan komutanı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi, bütün bunlar İran'ı hani İsrail'e karşı yeni bir hamle yapmazsak İsrail daha da ileri gidecek e, ve Hizbullah'ı tümden yok edecek hani e, düşüncesine sevk etti. E, burada Peseşken'in önemli bir açıklaması var. E, dedi ki biz Batı'ya güvenerek hata ettik. Bize Ateşkes'in ateşkesle ilgili olumlu sinyaller veriliyordu. Biz ateşkese mani olmak istemedik. Bölgede yaşanan bu felaketin sona ermesi için stratejik sabır sergiledik dedi. Yani İran ateşkesi bozan, ateşkese mani olan kural dışı bir aktör olarak görülmek istemedi. Mümkünse ateşkes İran'ın da stratejik hesaplarına uyacaktı ama bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmediği için de biz 1 Ekim'deki misillemeyi gördük. Sonra 26 Ekim'de bu sefer İsrail misillemesi geldi. Ve böyle bir kısasa kısas nereye gideceği belli olmayan çok öngörülemez ve bölge için çok tehlikeli bir süreç başlamış oldu. Peki İran hani neye direnir? Direnmek için ne kaldı? Hani şimdi şöyle hani Lübnan'da ve Gazze'de ateşkes istiyor. Bir yandan hani Filistin meselesiyle ilgili de İran'da henüz çok böyle detaylı tartışmalar yok ama 90'larda bir tartışma vardı mesela. Ama o dönem iki devletli çözüm mantıklı bir çözümdü. Şu an hani iki devletli çözümün hani diğer devletin ne bir toprağı kaldı. İşte Tuğçe hocam anlattı. Yerleşimciler var. Yani hani her yer yıkılmış durumda. Gazze'nin yeniden inşası 10 yıllar alacak. Yani iki devletli çözüm ne kadar hakikaten hayata geçirilebilir bir çözüm? Ee, bir, bunu da tartışmak lazım ama İran'da 90'lar'da reformculuk rüzgarları eserken e, en çok sorgulanan şeylerden birisi biz neden Filistinlilerden daha Filistinliyiz sorusuydu. Ama o dönemki konjonktür barış görüşmeleri vardı, barış süreci vardı. Yani İran neden Arap ülkeleri bile İsrail'le barış yaparken bunun dışında kalıyor ve İsrail'le böyle bir çatışmayı sürdürüyor tartışılıyordu. Şimdi öyle bir konjonktür yok. O bakımdan e, hani İran e, Filistin meselesinde e, halen daha Filistin meselesinin hamisi görüntüsünü istiyor. Çünkü e, Arap dünyasında aslında böyle bir nüfuz ve ağırlık elde etmiş oluyor. Bu bakımdan yani bu direniş meselesi Filistin meselesi çözülmediği müddetçe İran'ın repertuarının bir parçası olacak gibi görünüyor. Tabi bu repertuar üzerinden bu tema üzerinden de İran'ın hani hakikaten çok önemli maddi ilişkileri var. Yani işte Hizbullah'la ilişkileri Suriye ile ilişkileri bunları sürdürmek istiyor. Çünkü günün sonunda hani o strateji çökmekte olsa bile henüz çökmedi diyoruz ya yani İran'ın düşüncesi şu. İsrail bana saldırmaya cüret ederse güçlü bir Hizbullah ve Hamas onu caydırabilir. Ama Hamas kendi hesabına hareket ettiği için tırnak içinde hani bu bu sefer Hizbullah ve İran'ın e, kaybına e, yol açmış oldu. O nedenle direniş ekseni İran'ın planladığı şekilde e, karşımıza e, çıkmıyor. O strateji o şekilde işlemedi. Hizbullah e, üzerinde de biraz duracak olursak çünkü bu ateşkes meselesi bir yönüyle Gazze'yi ilgilendiriyor, bir yönüyle de tabii ki Lübnan'daki ateşkesi de konuşmamız lazım. E, benim e, İran'daki hani e, kaynaklardan takip ettiğim İran Gazze'de ve Lübnan'da aynı anda ateşkesin peşinde yani Lübnan ve Gazze'nin birbirinden ayrılmasını pek istemiyor. Ama Lübnan'da e, biraz daha hani biz önce bir ateşkesi yapalım... ...hani Gazze sonra takip edebilir gibi bir ayrışma görüyoruz. Mesela e, Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım da... ...ateşkese kapıyı aralık bıraktı. Ama dedi ki Hizbullah'ın şartları e, geçerli olursa buna yanaşabiliriz. Yani ateşkes için ölmüyoruz. Ateşkessiz de yani bir süre çatışarak da devam ederiz. Nitekim ilk başlarda bir bocalamadan sonra... ...Hizbullah'ın sahada gayet ciddi mukavemet gösterdiği de görüldü. Yani hani İsrail e, Hizbullah'ı sarsa da henüz Hizbullah'ı savaşmaktan hani caydıramadı. Böyle de bir durum söz konusu. E, o nedenle hani İran'ın önceliği e, devletin ve rejimin bekası. Bunun için e, kullanışlı olan tüm yöntemleri hani e, tedavülde tutmak ister... Hizbullah'ın kendini yenilemesini, yeniden eski gücüne kavuşmasını ister ama bu ne kadar mümkün olur yakın vadede tartışmalı. Ama bir yandan da İsrail buna hizmet edebilir. Çünkü İsrail işgali saldırılarını, yerleşim politikalarını ve Filistinlileri yok saymayı sürdürdükçe bu yeni nesillerde daha radikal bir şekilde karşımıza çıkacak. Yani direniş ekseni değişebilir, formatı değişebilir, aktörler değişebilir ama direniş ruhunu Ayakta tutacak pek çok gelişme var. E, o nedenle bu İran'a Arap siyaseti üzerinde her daim bir nüfus sağlamaya açık bir alan. Yani bunu kesmeyi düşünüyorsa siyasetçiler e, bir an önce barış, bir an önce ateşkes ve bir an önce bir Filistin devletine ihtiyaç var. Öteki türlü İran'ın direnmek ve nüfuz etmek için pek çok aracı olacak. Evet. Çok ilginç şeyler söylediniz Gürcüs Hocam ve e, hani konuşurken e, biraz e, bölgede Arap olmayan devletlerin bunu Türkiye'yi de e, dahil edeyim. E, Arap devletlerinden çok daha sert e, tepkiler verdiğini e, Gazze meselesinde gözlemlemek e, gerçekten çok ilginç. E, en son e, İbrahim Anlaşmaları ile birlikte e, barış anlaşması e, İsrail'e e, imzalayan e, ülkeler e, tamamen e, meselenin ekonomik olarak çözülebileceğini e, kesinlikle bu barıştan vazgeçmeyeceklerini e, önemli olanın e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, tabiriyle e, birbirine e, bağlantılı olmak e, olduğunu connectivity e, sürekli ve bu yolla e, çözüleceğini e, söylerken Arap devletleri e, diğer taraftan İran'ın bu direniş ruhunu devam ettirmesi ve e, tabii Türkiye'nin de tepkileri e, benzer tepkileri Aslında e, bu bağlamda önemli e, Aslında e, son e, bir 15 dakikamız var e, Onun için e, isterseniz e, biraz e, seçimlerin yani ABD seçimlerinin e, bölgedeki durumu nasıl etkileyeceği üzerine e, bir iki e, not e, alalım söyleyelim e, bizi izleyenlere ee, Trump dönemi tabii bir önceki Trump dönemi e, İran için oldukça sıkıntılı e, bir dönemdi. E, İran'ı dizlerinin üstüne e, çökür, çökertmek üzerine kurulu e, bir e, ve bu maksimum e, güç, maksimum köşeye sıkıştırma e, siyasetiyle e, Trump yönetimi e, İran rejimine e, bayağı bir zor zaman e, geçirmişti. Ee, yine böyle olmasını bekliyoruz diye düşünüyorum ama e, bu sefer Güliz Hocam sizinle isterseniz devam edelim. E, sonra e, Türkçe hocama dönelim İsrail için neler söyleyecek ve bir iki soru alalım e, ve bitirelim. Hı -hı. Elbette yani Trump İran için iyi bir haber değil tabii ki. E, yani ilk e, dönemi e, yap yaptıkları yapacaklarının garantisi gibi e, gözüküyor ve tabii ki e, çok kötü bir konjonktürde bir Trump dönemine e, giriyoruz e, Orta Doğu'da. Ee, tabii İran her zaman şunu söyler bizim için hiçbir aday fark etmiyor İran'ın öncelikleri değişmeyecek İran ABD ilişkilerindeki gerilim adaylardan bağımsız politikalar değişmedikçe verilen sözlerin hiçbir anlamı yok vesaire ee, ama e, tabii şöyle bir şey var e, tabii. Biden yönetiminden de çok memnun kalmadı İran. En azından nükleer anlaşmaya dönülmesini temenni ediyordu. Bu olmadı. E, Gazze'deki savaş e, ve hani sonrasında yaşananlar, Amerika'nın Ortadoğu'daki askeri varlığının İsrail'i savunmak için güçlenmesi, bunlar İran açısından iyi gelişmeler değildi. Öte yandan tabi e, Biden'ın bence en kritik rolü e, İran'a yönelik, yani İran'ın nükleer tesislerine ya da petrol e, hani e, tesislerine yönelik bir İsrail e, misilleme isrdan İsrail vazgeçirebilmesi oldu yani o bakımdan hani önemli bir rolü var onun altını çizelim çünkü Trump bu konuda çok daha e, net bir şekilde e, ne yapmanız gerekiyorsa yapın İran'ın nükleer tesislerinde vurabilirsiniz gibi bir hani e, söylemi var e, bu tabi çok tehlikeli çünkü böyle bir saldırı İran'ın e, nükleer silahlanmaya gitmesi için hani adeta bir hani lütfen hani bu kararı verin yönünde bir e, adım olur e, ve tabii ki e, sadece İran-İsrail arasında bir çatışma değil, e, ABD ile e, İran arasında da bir bölgeselleşecek bir çatışma riski artabilir. Yalnız şöyle de bir ilginç durum var. Trump e, bölgedeki savaşı bitireceğiz söylemiyle e, Amerika'daki Müslümanlardan da oy aldı. E, hani Michigan'daki mesele bence çok tartışılacak. E, başka yerlerde de aynı şekilde mi oldu bakmak lazım. Ama orada yani yüzde 88 oranında bir oy. Arap Müslüman, Arap Amerikalılar arasında yani Kamala Harris'ten aslında Trump'a geçmiş oldu. Bu hani savaşı bitireceğiz meselesi İran'ın işine yarayabilir biraz hani soluklanmak için ve bölgenin biraz durulması için. Ee, yine katıldığı bir televizyon programında şöyle bir şey söyledi. İran'da rejim değişikliği politikasını desteklemiyorum şeklinde. <laughs> Bu da mesela İran açısından çok güvenebileceği bir söylem olmamakla beraber İran'ın olumlu karşılayacağı bir şey. Ee, Vance'ın açıklamaları bence kritik. Yani başkan yardımcısı olarak. Çünkü diyor ki işte böyle önemli askeri hamlelerle İran'ı caydırmak. Ya da işte tırnak içinde Sünni Arap ülkeleri İran'a karşı yine örgütlemek ve yine baskı politikasıyla İran'ı çevrelemek yani aslında hem işte nükleer anlaşmadan çıkılması hem azami baskı politikası bunların uzantılarını yeni dönemde de görebiliriz ama şöyle de bir durum var İran nükleer anlaşmada müzakere etmeye ve bu sefer doğrudan Amerika ile görüşerek müzakere etmeye çok açık Trump da daha iyi bir anlaşma için daha pragmatik bir yönelim sergilerse aslında beklentimizin aksine bu sahada Belki bir iki önemli gelişme görebiliriz yani zannediyorum bu karamsar tabloda ümit var olabileceğimiz kırıntılar bunlar ama yani Kamala Harris de iktidara gelseydi Orta Doğu'da büyük bir belirsizlik vardı yani. O nedenle hani evet Trump kötü gözüküyor ama Kamala Harris daha mı iyi olacaktı bilemiyorum. Hani İran açısından da ee, ama e, hani kim iktidarda olursa olsun e, Tuğçe Hocam da hani söyledi. Orta Doğu'nun kendi dinamikleri var ve ABD bunları değiştirmeye muktedir değil. Ama bir an önce Orta Doğu'da barışın tesis edilebilmesi için her aktörün elinin taşın altına koyarak bir an önce barışı getirmesi ve şiddetin sona ermesi gerekiyor. Ben bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler Gülis Hocam. E, tabii e, Trump'tan bahsettiğim zaman benim aklıma direkt Suriye ile ilgili söylediği Suriye nedir ki? E, sadece çöl ve ölümden ibaret e, lafı aklıma geliyor. E, ve e, bir an önce askerlerini çekme e, yönünde apar topar aldığı, bir gecede aldığı e, kararlar e, aklıma geliyor. Ee, ve Irak'la biliyorsunuz bir çekilme anlaşması var. Ee, Trump olursa, yani Trump olursa değil oldu, e, yani bunu yaparsa, yapabilirse, e, içeriden e, aksine bir baskıyla karşılaşmazsa, apar topar e, Irak'tan askerlerini çekebilir, Suriye'den çekebilir. E, bu bizi yepyeni e, işitin de içinde olduğu e, tehdit dalgalarıyla karşı karşıya bırakabilir. Ee, tabii ki e, petrol sahalarını e, ve ekonomik e, çıkarları da düşünecektir ama bu o, apar topar bir gecede verilen e, ölüm ve çölden ibaret olduğunu düşündüğü topraklardan çekilme fikirleri e, tabii e, bizleri e, oldukça korkutuyor. Yani bu belirsizlik de e, aslında herhalde en önemli e, problemlerden bir tanesi. E, Tuğçe Hocam, e, peki İsrail'e baktığımda ee, şunu, şunu da sor, merak ediyorum. Ee, Biden zamanında e, neredeyse e, Suudi Arabistan İsrail arasında bir anlaşmanın hazır olduğu, e, kısa zamanda imzalanacağı, aslında e, 7 Ekim'in tam da o anlaşma imzalanmadan, karar verilmeden, açıklamalar yapılmadan önce e, o tarihte e, yapıldığı e, söylenmişti. Siz ne bekliyorsunuz? Sadece Gazze Savaşı ve bölgedeki savaş açısından değil, tabii bunu da kısaca ele alalım ama İsrail'in Arap ülkeleriyle olan ilişkileriyle ilgili de neler bekleyebiliriz Trump döneminde? Evet şimdi seçimlerden önce Trump'ın kazanmasını isteyen çoğunluğun olduğu tek ülke İsrail'di bu arada. O yüzden seçimden memnun İsrail'ler sağ koalisyonun zaten %93'ü gibi bir rakam e, zikrediliyordu. Yani Trump'ın e, gelmesi istemeleriyle alakalı. Dolayısıyla Pardon. Bir e, şey söyleyeyim. Hemen bir tebrik mesajı. ilk tebrik mesajı. E, eşiyle beraber evet. e, Netanyahu'nun e, ayrıca Trump'a ve eşine tebrikler. <laughs> e, böyle çok e, ilginç ve vurucu bir şekilde bir tebrik mesajı. Evet. ilk <laughs> e, mesajda e, haklısınız hocam. Ondan geldi. E, ve e, tarihin en büyük geri dönüşü yaptınız diye bir ifade evet. kullandı yani e, davul zurna eksikti Türk kültüründen <laughs> unsurlarla söyleyecek olursak e, e, Netanyahu'nun elinde. Şimdi e, şöyle bir şey olabilir diye öngörüyorum. E, e, Gazze'deki bu saldırı saldırganlık durumu yani bu savaş durumu bir noktada bitebilir. Ateşkes e, şu yani İsrail şu an iyi niyet diplomasisi e, sürdürmüyor. Yani ne İran'a yönelik ne Hizbullah'a yönelik. Çünkü başka e, çıkarları var. Alabildiği kadar almak istiyor yani. Ama e, Trump'ın e, bir demeci vardı Netanyahu'ya yönelik. E, ben kazanırsam eğer Beyaz Saray'a gelene kadar yani 20 Ocak o. iki ay süre içerisinde e, bu savaşı bitir diye bir çıkışı olmuştu. E, yani alt metin okuyacak olursak hani ne yapıyorsan yap. Ben geldiğimde bu benim kazancım olsun senin de kazancın olsun. Sen de Total Victory'e e, ulaşmış ol, ben de işte barışı getirmiş olayım Orta Doğu'ya aslında yani böyle bir mesaj vermiş oldu. Dolayısıyla benim bir beklentim e, bu noktada böyle bir harekete geçilmesi. Ama dediğim gibi önde iki aylık bir süreç var ve bu bu iki aylık süreç içerisinde yani Biden'ın aslında iktidarda olduğu süre içerisinde... ...sanki böyle Netanyahu iktidarı her dakikayı kullanacakmış gibi bir e, beklentim var yani kendi ellerine getirmek için işte Gazze'de ve Lübnan'daki operasyonları bir noktada kendi stratejilerine göre bir nihayete erdirmek planlarından biri olabilir bu yeni dönemde. Batı Şeria'da biraz önce konuştuğumuz oldu bittiler. Gazze'de gene onlara, ona yönelik şeylere girebilir, projelerin içerisine girebilir. Şimdi Trump'la ilgili sizin söylediğinizden yola çıkacak olursam, evet bir İbrahim Anlaşmaları söz konusu, yani bu onun döneminde başlamıştı ve Nirvana'sı tabiri caizse Suudi Arabistan'la yapılacak anlaşma olacaktı Biden zamanında. Ben bir kere buna bir geri dönüleceğini düşünüyorum. Ee, ama aşamalı olarak onun ön, öncesinde dediğim gibi savaşı sona erdirmek var o da e, ilk e, başta gelecek sonra e, bu İbrahim anlaşmaları yeniden e, gündeme gelecek bunu şundan e, dolayı rahatlıkla söylüyorum bir kere bu 7 Ekim süreci içerisinde bu anlaşmalar askıya alındı ama hiçbir zaman hiçbir bu anlaşmaların tarafı olan ülkeler ben bunu feshediyorum, bitmiştir artık demediler ayrıca İran e, saldırı İsrail'in İran'a saldırılarından sonra e, Arap Ligi kınama yayınladı ama gene İbrahim ülkeleri, İbrahim anlaşmaları ülkeleri e, büyükelçiliklerini çekmedi. Mısır ona keza, Ürdün ona keza, Tel Aviv'de hala duruyorlar. Dolayısıyla bu bana e, İbrahim anlaşmalarına Trump'ın böyle hızla geri döneceğine dair bir e, beklenti e, e, doğmasına sebep oluyor. İkinci olarak Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'la bu yakınlaşma, ee, süreci gündeme gelecek e, bence Trump döneminde. E, Çin'in bir nüfuzu var burada. Yani onu dengelemek ya da engellemek isteyecek Amerika. yani Dolayısıyla e, Suudi Arabistan önemli bir aktör olacak Trump döneminde bu noktada. E, bunun olabilmesi için de İsrail'in de savaş baltalarını görmüş olması gerekiyor. Dolayısıyla da e, burada bir kazan kazan e, durumu var açıkçası. E, sadece beni burada e, soru işareti e, koyduğum nokta e, Netanyahu koalisyonla Nasıl bu konuda anlaşacak? Çünkü e, Trump'ın planı tekrar gündeme gelir mi? Mesela ilk akla gelen o, şimdi e, 100 yılın planı, 4 yıl önce e, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için gündeme getirdiği. E, burada işte yerleşimleri tanıyordu aslında. E, C bölgesi, Oslo anlaşmasıyla aslında Filistin'e bırakılması gereken bölgenin bu plana göre bazı bölgelerinin İs İsrail'e verilmesi, İsrail'deki bazı toprakların topraklarının yeni kurulacak Filistin devletine verilmesi gibi başlıklar vardı. Ama şu anki hükümet bunu kabul etmez. Şu anki hükümet çünkü e, Batı Şeria'dan Irmak'tan Akdeniz'e kadar tek bir devlet vizyonu var. O da e, Yahudilerin üstün olduğu bir İsrail devleti, büyük İsrail devleti vizyonu var. Dolayısıyla e, burada da bir e, soru işareti olacak. Yani iki devletli çözüm bence de e, iki hocama da katılıyorum. Yani e, zaten e, yapılabilirliği olmayan bir e, e, politika şimdi e, gene gündeme gelecek ama e, ise göre Trump biraz daha Esnekti bu konuda yani demeçlerinde başka formüllerde bulunabilir gibi demeçlerde bulunuyordu. Dolayısıyla bunu göreceğiz. Bir de Trump'ın Filistinlilere sempatisinin olmadığını biliyoruz. O noktada ne yapacağını merak ediyorum. Filistin yönetimine yönelik fonların kesilmesi konuşuluyordu. Bununla ilgili gündeme gene yeniden gelebilir ama gene Arap ülkeleriyle yapılacak anlaşmalar bunda belirleyici olacak. Yani Suudi Arabistan'ın tavrı belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ve son olarak da Netanyahu'nun bu savaş suçundan dolayı yargılanmasının önüne geçeceğini de kesinlikle görüyorum. Yani bunun için ne yapması gerekiyorsa yapacak baskı yapacaktır diye düşünüyorum İsrail bağlamında. Evet hocalarım çok teşekkür ederim. Yani yakın zamanda çok yakın bir zamanda herhalde hızlı bir barış beklemiyoruz. Çatışmaların belki büyük orandaki çatışmalar bir ateşkesle bir sonuca bağlansa da aslında Filistin meselesinde 7 Ekim'den beri yaşanan yepyeni mağduriyetler, yepyeni radikalleşmeye adım atacak neden olacak yepyeni problemler ve bir şiddet sarmalı yarattığını görüyoruz. O nedenle orta ve uzun vadede Orta Doğu'da böyle barıştan bahsetmemiz çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Ancak belki bu iki ay içinde hani gerçekten ocağın ortasına kadar bir sona gelebilir bu çatışmalar. Ancak tabii İsrail bu süreçte ne yapıyorsam şimdi yapayım diye çok daha cesur. Daha cesur ne yapabilirse bilemiyorum ama e, iyice e, yani çıtayı yükselterek e, saldırganlığını arttırabilir. Böyle bir risk e, elbette e, maalesef var. E, İran'da bu durumda herhalde nükleer opsiyondan başka e, bir şey kalmıyor elinde. E, bu da bizi gerçekten e, düşündüren e, meseleler. E, sadece bir iki dakikamız var. Aslında süremiz doldu birinci biz iki soru var bir soruya cevap vermişiz. diğer soru da Emre Işık'tan geliyor o da bize şöyle bir soru soruyor ya İsrail'in içinde askerlerin herhangi bir rolü var mı yani gücü var mı Netanyahu'yu tehdit eder şekilde silah bırakacaklarını söylüyorlar İsrail ordusunda bir aşırı rahatsızlık bir iki cümle sadece eğer alabilirsek dedi hocam sonra bitirelim. tabii. Evet biz oturuma başlamadan önce eee e, yani yeni bakan eee Genelkurmay Başkanlığıyla e, evet görüşme içerisine girecekti. Sonra da bu e, silah bırakma gibi olgular. Evet şimdi İsrail'in tarihine, siyaset tarihine baktığımızda zaten askerler daha sonradan devlet başkanı. Yani devlet e, siyasetçi olmuşlardır. Dolayısıyla böyle bir e, bağ var e, İsrail'de. Ordu, siyaset anlamında. E, dolayısıyla da özellikle bu e, 7 Ekim öncesindeki e, bu yargıdaki Tırnak içerisindeki reformlara karşı protestolarda ordu mensupları da yer aldılar. Yani eski işte emekli ordu mensupları, rezerv askerler. Dolayısıyla kendilerini özellikle tabii tartışmalı ama Yahudi ve demokratik İsrail'in koruyucuları olarak görüyorlar. Dolayısıyla biz onları diğer tarafta, yani bu koalisyonun karşısında konumlandırıyoruz. O yüzden etkin olduklarını söyleyebiliriz yani üzerlerine düşenleri tırnak içerisinde yine yapmaya çalışıyorlar ama sanki durdurulamaz gibi görülüyor şu an hocam onun için evet evet, evet evet şunu da belirteyim son olarak ordu içerisinde de uzun yıllardır yerleşimciler dediğimiz kitleler varlık göstermeye başladılar dolayısıyla orada da bir takeover söz konusu bir noktada yani tehlikeli bir noktada İsrail toplumu bu açıdan Evet sevgili hocalarım, katılımcılarımız. Hepinize çok çok teşekkürler. Güriş hocam, Tuğçe hocam böyle güzel bir tartışmayı yürüttüğünüz için çok çok teşekkür ediyorum size. Global Akademi evet. söyleşilerinde tekrar beraber olmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.